Merhaba. Bu videoda size bir pickle Rick yaptım. Ve nasıl yapılacağını aşama aşama gösterdim. 2 gün sürdü yapması. Videonun sonunda bir çekiliş olacak ve çekilişin kazananına bu yaptığım pickle Rick'i göndereceğim. Çekilişin detayları videonun sonunda. Bu bölümü keyifle izlersiniz. Birazcık daha farklı bir videoyla karşınızdayım. Bu videonun yayınlanıp yayınlanmayacağı kesin değil. Tamamen bugünkü başarıma bağlı. Ama umarım olur ve umarım şu an bu söylediklerimi izliyor olursunuz. Bugün bir pickle Rick heykeli yapacağım. Bugün diyorum ama büyük ihtimalle 3 günüm falan alacak. Ben daha önceden yapmıştım pickle Rick. Şurada duruyordu videolarımda. Ama bir arkadaşıma hediye ettim onu. Ve işte videolarda gören insanlar nereden aldığını çok güzel falan filan dedikleri için de nasıl yaptığımı gösteren bir video çekmek istedim. Kardeşim Elif şu an yanımda. Bu videoda bana yardımcı olacak. O zaman başlayalım. Show me what you got. Önceden yaptığım pickle Rick'i böyle polimer bir kilden yapmıştım. Bunlar fırınlanan cinsten. Ama aldığımda inanılmaz şaşkınlığa uğradım. Çünkü aşırı sertti böyle. Asla sıkamıyordum, şekil veremiyordum falan. Yağıyla yumuşatmak gerekiyormuş. Ama sancılı bir süreçti bayağı. Sonucu böyle oluyor ama gerçekten çok zor. O yüzden bu sefer normal bir kil aldım. Bunlar işte havayla kuruyabilen killerden. İlk kez yapacağım bu tür kilden ve yani benim için de birazcık deneysel olacak. Şimdi kullandığım malzemeleri sayayım. Çöp şişe ihtiyacımız var. Bunun strüktürünü kurmak için kullanacağım. Çünkü ayakta durması gerekiyor. Makas, obviously. Bir de evde böyle bir alet vardı. Bu da tırnak etleri için manikür setlerinde satılan bir şey. Ama ben hiç kullanmadım. Yani tehlikeli de bir şeye benziyor. Tırnağımın yanına yaklaştırmak istemem açıkçası. Ama arka tarafını şekillendirmek için kullanacağım. Bayağı güzel bir şey. Evde bunu bulabildim uygun olarak. Silikon tabancasına ihtiyacımız var çöp şişleri yapıştırmak için. Bu kil çok hızlı kuruyacakmış gibime geliyor. O yüzden birazcık gergindim. Aldıktan sonra, kullanacağım kadar aldıktan sonra hemen kapağını kapatmam gerekiyor. Dikkatli olmam gerekiyor. Diğer kili bayağı haftalar önce falan yapmıştım ama hala hamur vaziyette. Pişmedikçe hamur olarak kalıyor. Bu öyle değil. O yüzden geriliyorum. Şimdi pickle Rick'in pickle olan, turşu olan kısmını yapacağım. Şekil veriyorum elimle. Düz olmayan, boşluklu olan kısımları da bu aletle düzeltiyorum. İnsan bir araştırır değil mi? Bu kile nasıl çalışılır falan filan. Yani laps diye işin içine girince bazı şeyleri denerken öğrendim. Mesela su çok yardımcı oluyormuş. Bunu çok çok sonraları fark edeceğim ve benim için harika bir deneyim olacak. Şimdi kolları için çöp şişleri keseceğim. İşte aşağı yukarı ne kadar olmasını istiyorsan göz kararı karar verip kesiyorum. Kollarını öne doğru uzatmış bir halde durmasını istiyorum. Aşağıya sarkmasını istemiyorum. Boyadan bahsetmeyi unutmuşum ben Faber-Castell'in. Bu 12'li guaj boyasını kullanacağım. Ben 12'li aldım ama siz 6'lı da alabilirsiniz. Ben birazcık böyle üşendim hani renkleri karıştırarak elde edebilirsiniz sonuçta. Ama ben uğraşmak istemedim. Çöp şişleri hamura batırıyorum. Pozisyonu ayarlıyorum. Daha sonra da birbirine yapıştırıyorum durmasını istediğim şekilde. Hamurla birleştiği kısımların içine birazcık silikon döktüm. Ondan sonra sapladım daha sağlam olması için. Şimdi bu kollar birazcık bana uzun geldi. Hani elleri de olacak sonuçta. O yüzden eli kadar falan keseceğim birazcık. Kısaltacağım. Çünkü ellerin düz değil daha sarkık durmasını istiyorum. Onun için çöp şişe gerek yok. Hamur çok çabuk kuruyor ve panik olduğum için hemen suratını yapmak istedim. Daha sonra ekleyeceğim şeyleri eklerim nasıl diye düşündüm. Ve şimdi işte kaşını yapıyorum. Suyu henüz daha keşfetmediğim için su daha bulunamadı. Bayağı zor oldu bu süreç. Yapışmıyor hamur hamura falan. Şekil veriyorum. Kaşların ortasındaki çatıklığı yaptım. Ve hamur yapışmamakta aşırı ısrarcı. Burada deliriyorum falan.
Şimdi burnunu ekliyorum. Eklediğim her parçayı birazcık daha büyük eklemeye özen gösteriyorum. Çünkü kenarlarından bastırıp hamura yediriyorum. Yani her türlü küçülecek. O yüzden bu küçülme payını hesaba katarak alıyorum parçaları. Gözlerinin burnundan daha içeride olması gerekiyor. Gözlerin altındaki gözaltı torbaları da tam burnun hizasında olacak. Boşamalarda gerçekten o kadar zorlandım ki çok kötüydü. Hala su kullanmıyorum ve hala olmuyor. Diğer gözü de yaptım. Şimdi gözlerin ortasındaki delikleri açacağım. Çöp şiş yardımıyla bunları yapıyorum. Çatlaklar sinirimi bozmaya başladı ve suyu keşfetmek üzereyim şu anda. Buradaki kolu birazcık gevşek kalmış. Onunla da sonradan ilgileneceğim. Bu arada ben yaparken hemen sertleşmeye başladı hamur. İyice panik oldum. Sonra suyu buluyorum arkadaşlar. Su keşfedildi. Çatlakları önce düzeltiyorum suyla. Daha sonra da çok iyi yapışmayan, beni tedirgin eden yerleri düzeltiyorum. Bu oynayan koluna birazcık daha hamur ekleyip suyla yumuşatarak oraya da yapıştırdım. Şimdi ağzını yapacağım. Aşırı şerefsiz bir gülümseme olması gerekiyor suratında. Biraz uğraştırdı bu. Üst dudağında bir şey yok ama alt dudağında çok hafif bir dudak olması gerekiyor. Suyla bunu epey kolay bir şekilde parça ekleyip yapabildim. Gövdesinin ortasında bir yarık var, onu yapıyorum. Şimdi bacakları için parça keseceğim. Bacakları birazcık değişik duruyor. Böyle üç yerden eklemim var. O yüzden ona göre 4 tane uzun, 2 tane de kısa parça kesiyorum. Kameranın pozisyonu değişti çünkü Elif'in kolları bayağı yoruldu. Ona birazcık izin verdim. Şimdi istediğim pozisyonda parçaları yapıştırıyorum. Altında yağlı bir kağıt aldım ki silikon yağlı kağıda yapışmıyor. Daha rahat yapıştırabilmek için. Parçaları gövdeye ekledikten sonra ortadaki parçanın çok uzun olduğuna karar verip onu kestim. Daha sonra yeni bir parça kestim. Bu sefer ayakta aynı pozisyonunu daha iyi hesaplayarak bir parça yapıştırıyorum. Bu gerçekten çok uzun bir deneme yanılma süreciydi. Yaptığım hiçbir şey ilk seferde doğru olmadı yani. Şimdi yavaş yavaş gövdenin diğer eklentilerine geçiyorum. İki tane küçük kaburga görünüyor. Onları yapacağım başta. Öyle pek bir şey görmemiş burada. Kusura bakmayın lütfen.
kolun üst kısmındaki parçayı ekliyorum. Böyle damarlı bir yapısı falan var. Daha sonra kolu kille kaplıyorum. Kolun bir kısmı et, bir kısmı kemikten oluşuyor. Kolun alt kısmındaki et parçayı ekliyorum şimdi. Gayet güzel gidiyor bence. Gayet memnunum. Diğer kolu da yaptım ben bu arada. Tüylü kısım, altında et ve ucu da kemik şeklinde bu kolun. Tüylü kısmın üzerine çöp şiş yardımıyla çizgi çizgi tüy gibi bir efekt vermeye çalıştım. Şimdi kaburgalarını ekliyorum. 3 çift kaburga yapacağım. Kaburgaların arkada birleşmesine dikkat edin sadece. Pek bir olayı yok zaten. Uzun şeritlerden ibaret. Uçları birazcık sivri olacak. Arkada kaburgaları birleştiren bir omurgası var. Şimdi o parçayı yapacağım. Yanlarından bastırıp büyük parçaya yediriyorum. Bu şekilde yapıştırıyorum. Daha sonra iyice düzeltiyorum kenarlarını. Ön kısımda bir kemik yapı var. Bacakları nereden başlayacağını işaretledikten sonra çevresinden de o kemik yapıyı döndürüyorum. Arkada da aynı şekilde devam edip birleşecek bu kemik. Sinetik olmasına dikkat ediyorum. Çok aşağıya kaymamasına dikkat ediyorum. Çünkü bacaklar gelecek oraya. Artık bu noktada bayağı kapıyorum işi ve hızlanmaya başlıyorum. Hatta keyif almaya başlıyorum. Başta çok stresliydim çünkü. Kafasının arkasında bir beyincik var omuriliğe bağlanan. Şimdi onu yapıyorum. İki parça halinde yapmak zorunda değilsiniz. Ben ortadaki yarık daha yarık gibi olsun diye böyle yaptım. Bu onlarını çöp şişler yardımıyla yapıyorum. Kenarlarını beyne benzetmeye çalışıyorum. Omuriliğin üstüne gövdenin arkasından ne olduğunu asla anlayamadığım bir organ var. Sanırım ciğer. Hiçbir fikrim yok. Onu yapıyorum şimdi. İki parça halinde bu da. İkisini de yaptım. Düzeltiyorum. Şimdi bir de kafasının yanından beyince bağlanan bir damar, boru,
bir şey var, onu yapıyorum. Öndeki kemiğe bağlanan iki tane daha küçük kemik parçası var. Onları yapmayı unutmuşum. Hemen ekliyorum. Şimdi bacaklara geçtim. Sol bacağın üst kısmı büyük ölçüde tüylü bir yapıya sahip. Ortasındaki yarık gibi yerden de et ve kas gibi bir şey çıkıyor. Ortasını iyice düzeltiyorum ve kas parçasını ekliyorum şimdi. Eklem yerine küçük bir kemik parçası ekliyorum. Tüylü kısma çizikler atıyorum yine kolda yaptığım gibi. Bunun verdiği etkiyi o kadar çok sevdim ki. Diğer bacağımın üst kısmını yaptım. Bir şey yok zaten. Sadece et ve üzerine iki tane metal şerit olacak. Bunun orta kısmı ince bir metal bir levha şeklinde. O yüzden onu daha ince şekillendirmeye çalışıyorum. Bacakların kalan kısmına çok fazla özenmeme gerek yok. Pek bir şey yok zaten. Sol alt bacağın et kısmının üzerinden bir tane kas geçiyor sadece. Bir de paçasına tüylü bir kısım var. Sağ alt bacağın tümü de tüylü. Sadece eller ve ayaklar kaldı zaten. El ve ayaklar en zor kısmı, o yüzden en sona bıraktım. İki ayağı da birbirlerinin aynısı olduğuna emin olmak için aynı anda yapıyorum. Üç parmaklı ayakları var modifiye olmuş Pickle'ın. Şimdi hemen korktuğum yer, ayakta duracak mıydı? Dengeli bir pozisyona sokup ayaklarla bacakları birleştiriyorum. Gerektiği yerde birleşme yerlerine birazcık hamur ekliyorum ki sağlam olsun. Dengeli ve sağlam bir biçimde bir yere dayayarak kurumaya bırakıp ellere geçiyorum. Eller gerçekten inanılmaz zor çünkü çok küçük ve yani el şekli vermek çok zor. Daha önce denediğimi bilmiyorum ama. Beş parmaklı elleri var, sadece birazcık daha uzunlar. Parmakların uç kısmını öne doğru kıvırıyorum. Altını üstünü iyice sağlam olduğundan emin olacağım şekilde kollarla yapıştırıyorum.
sonra da kurumaya bırakıyorum. Ertesi gün boyayacağım. İş görüşmesinden geliyorum. Şimdi üstümü değiştirip ekolojik boyamaya başlayacağım. Akşam kurumaya bıraktım ve muhteşem, aşırı güzel kurumuş ve ayak duruyor. Ayakta durması beni o kadar mutlu ediyor ki anlatamam size. Şu açık yeşille bu koyu yeşille karıştıracağım. Birazcık siyah ekliyorum. Birazcık sarı aldım. Bunu şimdi yeşille birleştirip ve birazcık sulandırıp, birazdan daha fazla bayağı sulandırıp, daha henüz kurumadan likin üzerinden geçeceğim küçük küçük parçalar halinde. Böyle açık bir şey oldu. Böyle çok kusursuz falan olmasına asla çalışmayın. Birincisi kusursuz olmayacak. İkincisi böyle daha desenli bir etki yaratacak bu. Özensiz olması. Daha dokulu görünecek. Bence fena olmadı. Mesela ben şimdi burnuna birazcık highlighter yapmak istiyorum. Aynı şekilde dudağında. Yani yüksekte olan kısımları. Aynı şekilde göz kapağı, göz altı forması. Biraz beyaz. Sonra şu maviden alıyorum. Kaşı için. Şimdi gözlerini yapacağım. Daha doğrusu gözlerine bulaşan yeşilleri düzelteceğim. Heykeli yaparken baktığınız eşit olmadı iki göz. Ama boyarken ikisini eşit gibi gösterebilirsiniz gayet. Pembe et kısımlarını yapalım. Pembe biraz alıyorum. Biraz şu koyu kahvemsi kırmızıdan alacağım. Heykeli yaparken et diye bahsettiğim yerleri boyuyorum. Rick and Morty'yi bana Ahmet mi söylemişti ilk? Kaç sene önce. Sonra işte ben takmadım falan Ahmet'i. Ondan sonra işte çok güzel izleyin falan filan diye gruba yazmıştı. Buradaki şey de bu arada bu renk olacak. Sonra dedi ki yaratıcısı Dan Harmon. Ben de büyük bir community hayranı olarak hemen Dan Harmon'u hemen izliyorum falan olmuştum. Sonra tabii kızdı böyle yaptığım için haklı olarak. Neyse neticede izledim. İzler izlemez aşık oldum. Şimdi inanılmaz becerikli bir insan değilim, tamam mı? Yani bunu kesinlikle benden daha iyi yapan birisi çıkacaktır. Ben sadece buna zaman ayıracak kadar gerizekalıyım. Şu an bu aşamadayız. Sürekli unuttuğum şeyler çıkıyor. Şu burası pembe olacak. Bu sefer burayı dikkatli boyayacağım. Şimdi yine biraz deneysel takılacağım. Tüy olan kısımları. Morumsu mavimsi bir rengi var. Bir açık bir koyu olarak. Onu bulmaya çalışacağım. Heykeli yaparken çizik çizik attığımız tüm yüzeylere bu rengi koyuyoruz. Ayaklarının o açık mavisini yapacağım. Şimdi kemik rengi elde etmemiz gerekiyor. Kemik rengi elde etmek için çok hafif sarı katacağım beyazın içine. Ve çok çok azıcık da pembe. Şimdi kemiklerini boyuyoruz. Kırık bir renk oldu. Şu an belki çok görünmüyor olabilir ama
Gözü mesela bembeyaz. Bu renk daha farklı. Oldu görünüyor yakından. Şimdi gri kısmı yapıyorum. Arkadaki kısım kaldı sadece. Onun için de bu önceden oluşturduğum pembe rengi. Birazcık siyah ekleyeceğim. Siyahla yeşili karıştırıyorum. Çok koyu bir yeşil elde ediyorum. Gölge olması gereken her yere biraz bundan geçiyorum. Beyaz ya da işte bu kemik rengi. Yani şu an paletinizde beyaza yakın hangi renk varsa onu alıyoruz. Çok 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 ıslatıyoruz ve aşırı ıslattığımızdan emin oluyoruz. Sonra bunu üzerine böyle geçiyoruz. Sonra elimizle bu şekilde alıyoruz. Tamamen gevşek güzellik. Mesela bu kırdıktan sonra şöyle iki tane daha belirgin çizgiler atabilirsiniz. Turn myself into a pickle, Morty! Boom! Big reveal! I'm a pickle! What do you think about that? I turned myself into a pickle! I'm Pickle Rick! Bence güzel oldu. Fena değil. Yani şöyle odanın bir kenarında durursa sizi tedirgin edebilecek kadar fena değil oldu. Şimdi çekiliş için yapmanız gerekenleri söylüyorum. Bana abone olduktan sonra aşağıya hashtag Pickle Rick ve istediğiniz herhangi bir yorum. Sadece hashtag Pickle Rick de yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hashtagli yorumlar çekilişe katılmış sayılıyor. Son katılım 20 Ekim Cuma. 20 Ekim Cuma gece yarısına kadar katılabilirsiniz. Yardımları için canım kardeşim Elif Yılmaz'a kamera arkasında teşekkür ediyorum. Olmasa bu videoyu çekemezsin. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıda beğen tuşu var. Onu tıklayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Her türden şey açayım açıkçası. Haftada Rick and Morty'nin sezon finali var galiba. Bu da böyle bir videoydu. Değişik oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. You gotta get swifty. You gotta get swifty in here. It's time to get swifty. Uh-oh. You gotta get swifty.